Mehmetçik Kutul Amare 19. bölüm. Mehmet'le Sait evde. Elini öpüp kucakladı. Baba. Sait'e de elini öptürüp kucakladı Hüsrev. Allah yolunuzu açık etsin. Gülümseyerek sırtlarını sıvazlayıp yolcu etti. İki kardeş merdivenlere yönelerek gözden kayboldu. Gündüz vakti çöl. Ali sert ifadesiyle ileriye bakarak yürüyor. Aslanlar! Ömer'in adamları toparlandı. Cümle alem omuzlarına yüklense dahi Müslümana yeis haramdır. Bizim tek derdimiz vatandır. Çadırın önündeler. Siz... Bu uçsuz bucaksız çöle bakınca Allah'ın azametini görürsünüz. Peki ya inayetini? Aklımızı felç eden, yüreğimizi dolduran ne kadar derdimiz varsa hepsini secdeye gömeceğiz. Biz daha ölmedik aslanlar. Tüfeklerinizi kuşanın. İnancınıza sarılın. Korkularınızı yakın. Zafer bugün gelecek sanırdım. Lakin anladım ki biz bugünü yaşayanız. Zaferse zamandan münezzeh olan Allah'ındır. Ve er ya da geç gelecek. Ömer elini kalbine götürüp başını öne eğdi. Ali kafa sallayarak Mevlüt'e yanaşıp göğsünü patpatladı. Haydi kardeşler. Yerlerdeki hasır sergilerle kilimleri düzenlemeye koyuldular. Gece vakti. Asker! Tüfek al hizaya geç. Zeynep'le Mehmet'in çadırların önünde yapılan düğünü devam ederken Mevlütler Ömer'in adamlarıyla birlikte ayaklanarak yan yana dizildiler. Acımız bir, sevincimiz bir, övüncümüz bir olsun. Mavi gök, Yağız yer bu övüncün şahidi olsun. Pusat erin yoldaşıdır. Namertten gayrısına kalkarsa bu elimiz taş olsun. Hak için, bayrak için, bu gecenin şerefine... Mehmet'le Zeynep'e döndü. Gelin de damat için. Üç fare. Hazır. Tüfekleri havaya doğrulttular. Ateş. 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 Zeynep gururla gülümsüyor. Pusatımız susmasın. Bayrağımız inmesin. Vatanımız sağ olsun. Ali bir yer sofrasının başındaki sedirde oturan gelinle damada şöyle bir bakıp hareketlendi. Gündüz vakti Dicle kıyısındaki bir rafineri üzerinde Abadan yazdı. İki Hintli asker büyük siyah bir varil taşıyor. Ali'nin kullandığı kamyon önünde iki askerin beklediği kapıya geldi. Durun! Bu saatte nereden geliyorsunuz? Basra'dan geliyoruz. Başımıza gelmeyen kalmadı. Günlerdir çöldeyiz. Kimin emriyle geldiniz? Yüzbaşı Robert'ın. Oraya yakıt götürmemiz gerek. Arabanın kayıt numarası nedir? Neden sordun? Geçenki olaydan haberiniz yok galiba. Kesin emir var. Mevlüt'le Niyazi arkadaki kamyonette. Senin de ordumuzun şuaybede savaştığından haberin yok galiba. Eğer yakıtı vaktinde oraya götüremezsem, Yüzbaşı Robert'a bunun hesabını sen verirsin. Bunlara sen eşlik et. Yakıt doldururken de arabaların kayıt numarasına bak. Tamam. Geçin. Aç. Ali sinirle dişlerini sıkan Sait'e döndü. Hepsinin üstünde koyu beş İngiliz askeri üniforması. Başlarında turuncuya çalan sarı sarıklar var.
kalın borular döşenmiş blokların arasında bekleyen araçlar askerlerin arasında ilerleyerek kemerli kapıdan ard arda geçtiler. Kuş bakışı çölün ortasındaki Osmanlı karargahı. Çadırların arasında büyük bir Türk bayrağı dalgalanıyor. Cooks uzaktan dürbünle nöbet tutan askerleri gözetliyordu, dürbünü indirdi. Robert, şuradaki nöbetçileri hızlıca halledin. Sonra benden komut bekleyin. Anlaşıldı. Robert, siper aldıkları tepenin düzlük kısmına geçip tetikte bekleyen bir askerin yanına çöktü. Bir an doğruldu ve karşı siperdeki bir askere yumruk ve boğaz kesme işareti yaptı. Komutu alan asker elinde bıçakla sürünerek ilerlemeye başladı. Hazır ol. Yanındakine dedi. Şimdi. Sürünerek giden İngiliz nöbetteki Osmanlı askerini arkadan sokulup boğazını kesti. Güzel. Ateş. Bir nöbetçi alnından vurularak düştü. Robert da bir askeri vurdu. Ateş! Saldırın! Siperdeki İngilizler ortaya çıktı. Kuş bakışı etrafı kuşatılan bir karargah. Şefik çadırından çıktı. Tuzak bu kumandanım! Etrafınızı sarmışlar! Şefik bir İngiliz'i alnından vurdu. Ali, Ali haklıydı! Osmanlı askerleri de İngilizlerin üstüne akın ediyor. Cooks dürbünle Şefik'i izlemedi. Başarıl! Ateş hazır ol! Gözü Şefik'te. Şefik kumandan. Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Artık kurtuluşu yok. Ateş! Ard arda kayıp veren Osmanlı askerleri üzerlerine yağan kurşunların altında saldırmaya devam ediyor. Kısa askerlerle göz göğüse çarpışıyorlar. Makineli silahın başında iki İngiliz. Bir subay uzaktan el bombası attı. Patlamayla birkaç Osmanlı askeri havaya savruldu. Cooks heyecanla gülerek izliyor. Şefik siper aldığı yerden çıktı. Diğer askerleri de yollayın! Diğer askerleri de yollayın! Bir Osmanlı askeri karşısındaki İngiliz'e yumruk salladı. Bir İngiliz tüfeğinin süngüsüyle genç bir askerin boğazını kesti. Bir İngiliz Şefik'in üstüne koşup süngüsünü salladı. Şefik eğilerek hamlesinden kaçıp askeri vurdu. Bir Osmanlı askeri peçeli bir Arap'la dövüşüyor. Esmer İngiliz subay siperden bir el bombası daha attı. Yere diz çöken Şefik toz bulutu altında kafasını kaldırırken zaman yavaşladı. Bir İngiliz tekmeyle yere düşürdü askeri vurdu. Bir Hintli esmer bir askeri başından vurdu. Şefik doğrulmaya çalışıyor. Bir peçeli yerden kalkan bir askeri yakın mesafeden vurup göğsüne süngü sapladı. Şefik sendeleyerek gidip sandıkların ardındaki Adem'in yanına geçti. Dayanlar sanırım. Dayanlar sanırım. İngiliz subay düştü. Bir asker dövüştü İngiliz'i kılıçla yere serdi. Hemen ardından kendi alnından vuruldu. Genç bir Osmanlı askeri İngiliz subayını tekmeyle düşürüp arkadan gelene saldırdı. Hattı yarmalarda izin vermeyin! Çok kalabalıklar kumandanım. Ateşe devam. Siper aldıkları yerden ateş ediyorlar. Atı yarıyorlar. Cooks dürbünle çatışma alanına baktı. Petrol rafinerisine geçildi. Ali yanından geçen Hintli askeri tutup saldırdı. Mevlüt de geriden gelen İngiliz'i boğazladı. Said pencereye kıstırdığı Hintli'nin boğazını kesti. Koridora giren bir İngiliz tüfeğine davranamadan Niyazi onu göğsünden vurdu. Said elleri havada dehşet içinde donup kalmış. Mevlüt ne yaptın gibisinden boyun kırdı. Niyazi kendi de şaşkın.
Ali önde, diğerleri ardında koridorda ilerlemeye devam ediyorlardı. Köşe başında önlerine askerler çıkınca geri döndüler. Geçtikleri koridorun başından da bir grup asker çıktı. İki yandan tüfeklerini doğrultan askerlerin arasında kısılıp kaldılar. İşte şimdi bittik. Ali silahını çeker gibi elini beline götürdü. Daha dur Niyazi. Yeni başlıyoruz. İki yanlarındaki İngilizler ellerini tetikte bekliyorlar. Gri fonda beyaz bir dikdörtgen içinde toprağın altına kök salmış A harfiyle Bozdağ Film logosu. Ellerinde iki kırmızı sancakla yürüyen bir grup askerin olduğu eski fotoğraf çizime dönüştü. Oyuncuların renklendirilmiş resimlere eşliğinde jenerik akıyor. Üsküplü Ali İsmail Hacıoğlu, Mehmet İsmail Ege Şaşmaz, Fatma Cansu Tosun, Koks İlker Aksum, Zeynep Özgür Kaya, Mevlüt İsmail Hakkı, Ömer Mirza Bahattin Doğan, Sait Semih Ertuğ, Niyazi Uğur Karabulut, Şefik Emre Başer, Şamil Yiğit Uçan, Hasan Burak Alp Yenilmez, Şifacı Efsa, Meriç Başaran, Oswald Alican Yılmaz, Ahmet Atakan Yarım Dünya, Yüzbaşı Robert, Lebip Gökhan, General Berit Şener Savaş, Alfred Hakan Örge, Adem Muhammed Raşit Baran ve Neccar Hakan Vanlı ve Hüsrev Serdar Gökhan. Tarih danışmanları Seyit Ahmet Sılay Muzaffer Albayrak. Görsel efektler Genius Park. Görsel efektler koordinatörü Serhan Barut. Yardımcı yönetmen Muhammed Ali Çakmak, Oya Köksal. Program koordinatörü Fatma Öztürk Kılınç. İkinci görüntü yönetmeni Cihan Toğuşlu. Sanat yönetmeni Turgay Kurşunoğlu. Post prodüksiyon süpervizörü Ahmet Küçük. Yapım koordinatörü Engin Acuner. Saha koordinatörü Özcan Ayma. Kurgu yönetmeni Akif Özkan. İkinci yönetmen Tuğçe Küçükkalıpçı. Genel sanat yönetmeni Şakir Demirpehlivan. Müzik Alpay Göltekin, Zeynep Alasya. Konsept danışmanı Aslı Zeynep Peker Bozdağ. Görüntü yönetmeni Efe Kubilay. Senaryo Mehmet Bozdağ, Uğur Tekin, Mehmet İlker Altınay. Yapım Bozdağ Yapım. Proje tasarım Mehmet Bozdağ. Yapım Mehmet Bozdağ. Yönetmen Kamil Aydın. Siyah dumanlı fonda Ç harfli Ay Yıldız'dan kırmızı harflerle Mehmetçik, beyazda Kutu Lamare yazdı. Dizinin çekimleri sırasında hiçbir canlıya zarar verilmemiştir ibaresi geçti. 19. bölüm gündüz vakti. Boğaz'dan petrol rafinerisi. Silahlarınızı bırakın! Teslim olun! Ne yapacağız kumandanım? Öylece bekliyorlar. Bekle. Bir odadaki orta yaşlı kumral İngiliz subay çalışma masasından telaşla topladığı evrakları çöpe attı. Ardından evrak kutusundan gelişi güzel birkaç dosya daha aldı. Efendim, sayımız azaldı. Tesisi ele geçiriyorlar. Direnin, ele geçirmelerine izin veremeyiz. Gerekirse havaya uçurun! Subay evraklarla uğraşmaya devam ederken asker odadan çıktı. Ömer binanın dışında elinde altın yazılar olan çift başlı kılıcıyla blokların arasında ilerliyor. Adamları da duman altındaki avlunun dört bir yanına gizlenmiş. İki kişi düz ayak bir binanın damına çıktı. Birkaçı da Ömer'in yanında. Hazır olalım. Damdakilerden biri giriş kapısına el bombası attı. Bomba! Kaçamadılar. Ya Allah! Duman altında kalan kemerli kapıya hücum ettiler. Siyah dumanların arasında beliren İngilizler üzerlerine ateş açtı. Ömer kılıcını bir İngiliz askere salladı. Adamlardan biri bir İngiliz'i vurdu. Ömer sol elini tabancayla ateş etti.
girişteki askerleri birer birer indirdiler. Siz kapıya mevzilenin. Kimsenin girmesine izin vermeyin. İki adamı kemerli kapıya koştu. Çöldeki savaş alanından patlamalar yükseliyor. Şefik Adem'le birlikte siper aldığı silah sandıklarının ardından ateş ediyor. Ozvul ile alçak bir tepenin ardından izleyen Fuchs dürbüne sarıldı. Çatışmaya sevinçle gülerek bakıp dürbünü indirdi. Devam! Devam! Durmayın! Şefik çadırların arasında ilerleyen İngilizlere bakıyor. Çok kalabalıklar, komutanım! Bir İngiliz subay beyaz tenli genç Osmanlı askerini vurdu. Bakışı çatışma alanı. Kaçmayın! Kalabalık bir grup Arap kaçıyor. Kaçmayın dedim! Efendim Bedeviler. Bedeviler kaçıyor. Bırak kaçsınlar. İstediğim de bu. Ateş! Şefik öfkeyle atıldı. Kaçmayın dedim! Cooks ortaya çıkan Şefik'i sol göğsünün altından vurdu. Şefik eli kan fışkıran göğsünde sandıklara yaslandı. Kumandanım! Şefik'in koluna girdi. Çeke çeke uzaklaştırırken ateşe karşılık veriyor. Taktı yarmalarına izin vermeyin! İngiliz askerleri yerlerdeki cesetlerin arasında ilerliyor. Cooks dürbünle takip ediyor. Güzel. Güzel. Bu iş bitmiştir. İleriye bakarak Oswald'ın sırtını sıvazladı. Şefik'in çadırının önünde dalgalanan Türk bayrağına odaklanıldı. Rüzgarda ağır ağır süzülen bayraktan rafineriye geçildi. Ali ile yanındakiler kısıldıkları yerde öylece beklerken Zeynep koridorun bir kapısında belirdi. Zeynep'in ardından Mehmet de koridora açılan başka bir kapıdan çıktı. Askerleri fark etmesiyle usulca geri çekilip duvara yaslandı. Zeynep 10 metre kadar ileridekilere bakarak tabancasını kaldırdı. Mehmet de bakışlarını yere odaklayarak tabancasının horozunu indirdi. Bekle. Zeynep askerleri arkadan ateş etti. Şimdi! Mehmet de öbür yandakilerden birini vurdu. İki yandan üçer kişi kalan askerleri birer birer indirdiler. Kapının önünde duran Zeynep koridorun ucuna kadar koştu. Kalkmaya çalışan yaralı İngiliz'i soğukkanlı ifadesiyle vurdu. Neredesiniz Hasan? Mehmet boyun kırdı. Haydi! Mehmet de Sait omuz omuza peşine düştüler. Mevlüt sarığını çıkarıp yerdekilerden birinin üstüne koydu. Dışarı çıkan Ali varillerin arasında beliren bir askeri vurdu. Kumandan! Bir yandan ateş etmeye yeltenen askeri vurdu. Devam edin! Esir almayacağız! Üzerlerine saldıran askerlerle dövüşmeye başladılar. Bir elinde tabanca, öbür elinde kamayla geriden gelen Niyazi bir Hintli indirdi. Sait de iki Hintli askere saldırdı. Mehmet esmer bir askerle dövüşüyor. Zeynep duvarın ardından ateş etti. Mehmet üzerine yöneltilen süngüden eğilerek kaçtı. Ali yakaladığı askerin omzunun üstünden karşına ateş etti. Mehmet kızıl sakallı bir askerin göğsünü kamayla yarıp tekmeledi. Ali ateş almayan tabancasını attı, üzerine koşan askerin tüfeğini tuttuğu gibi elinden aldı. Sayın esmer bir askeri duvara sıkıştırdı, ardından dönüp onu boğazında yerde yatan Hintli'yi vurdu. Niyazi dövüştüğü genç Hintli'yi ayağından vurdu. Ali indirdiği Hintli'nin tüfeğiyle bir kapıdan çıkan askeri vurdu. Mehmet başka bir kapıdan çıkan İngiliz'i uzaktan vurdu. Karşılıklı binalardan çıkan askerleri teker teker indiriyor. Mehmet! Mehmet'in sağındaki kapıdan çıkan İngiliz'i vurdu.
Mehmet kardeşine gülümseyerek kafa salladı. Bak bak. Yerdeki tabancayı alıp birkaç adım ileride duran Mehmet'e attı. Hadi. Dikkatli olun. Her tarafa bakın. Mehmet Çavuş, Niyazi hadi. Yanlarında duran Zeynep de hareketlendi. Kum zemine yakın döşenmiş büyük siyah boruların üstünden atlayarak ilerliyorlar. Etrafta iste kararmış yapılar, yerlerde adım başı cesetler yatıyor. Ömer'le adamları yüksek kemerli kapısına İngiliz bayrağı asılı girişte. Sağ kalan var mı? Hepsi öldü. Haşim de Fethettik mi burayı? Ali tüfeğini Niyazi'ye verdi. Etrafı kolaçan edin. Sağ kalan var mı bakın. Cesetleri de toparlayın. Kapıdaki İngiliz bayrağına bakıyordu. Mehmet'e başıyla işaret etti. Dönüp kapıya bakan Mehmet kafa salladı. Ali hareketlenerek kemerli geçitlerin olduğu tarafa yürüdü. Arkasından Mehmet de koşarak gidip bir sıçrayışta İngiliz bayrağını indirdi. Ali tekmeyle açtığı avlu kapısından girer girmez merdivenlerden inen askeri vurdu. Merdivenlere yürürken solundaki bir kapıdan çıkan İngiliz'i de indirdi. Evraklarla uğraşan subay elindekileri de çöp kutusuna tıktı. Telaşla kapıyı kollayarak cebinden bir çakmak çıkarıp çöpteki kağıtları tutuşturmaya koyuldu. Ahşap merdivenlerden asma balkona çıkan Ali kapıya yanaştı. Kahretsin! Çakmağı yakamadan Ali koridora açılan kapıyı kırdı. Koridorun başındaki odada bulunan subay silahını çektiği sırada uzaktan nişan alıp alnından vurdu. Eli tetikte yaklaşan Ali yerde yatan askerin ayak ucundaki kutunun başına çöktü. Askerin yanına düşen tabancayı uzaklaştırarak kutudan harita gibi bir şey çıkardı. O sırada odaya yalnız ayakları görünen bir asker girdi. Asker usul usul yaklaşırken Ali ayaklanıp girişteki kitaplığın ardına gizlendi. Kilolu İngiliz asker kapıya yaklaşırken ortaya çıkıp gözünden vurdu. Eli tetikte odadan çıkan Ali koridora doğru bakarak askerin başında durdu. Geri dönüp bitişikteki odaya geçti. Yerde duran büyük haritayla küçük çöp kutusunu alıp pencere önündeki çalışma masasına koydu. Bakalım ne yakıyordum? Buruşturulmuş kağıtları birer ikişer kutudan çıkarıyor. Kuş bakışı 3 büyük, 40 kadar da küçük çadırın bulunduğu İngiliz karargahı. Askerler yaralıların kimisini sedyeyle, kimisini yürüterek büyük bir çadır alıyorlar. Başlarında beyaz önlüklü birkaç doktor ve subay var. Çabuk, yolu açın. Çabuk, çabuk, acele edin. Sedye getirin. Bir Hintli asker dışarıda oturan yaralılarla ilgileniyor. Yanında bir hacın olduğu masa saati 14.19'u gösteriyor. Robert'la karşılıklı oturan Cooks, sakalıyla oynayarak boşluğa bakıyor. Bir an önce orduyu toparlayıp Türklerin peşlerinden gitmeliyiz. Hayır, peşlerine düşmeyeceğiz. Bu akıllıca olmaz. Neden? Süleyman askeri öldü. Onları bir daha bu kadar dağınık bir halde yakalayamayız. Üsküplü. Hala yaşıyor ve nerede olduğunu bilmiyoruz. Ne işler çevirdiğini bilmiyoruz. Masa başındaki Cooks ayağa kalkıp çadırın penceresine yöneldi. Türkler tahminimden fazla direniş gösterdiler. Çok fazla zayiat verdik. O dışarıdaki yaralıları izlerken Robert da ayaklandı. Ama onların durumu bizden çok daha kötü. Elbette öyle olacak Robert. Ama askerlerimizi bu şekilde savaşa sokmak intihar olur Robert. Buna izin veremem. Öyleyse planın nedir söyler misin? Burada böylece oturup bekleyecek miyiz? Geceyi burada geçireceğiz. Askerlerimizin yarasını saracağız. Ya sonra? Sonraki hedefimiz Kutulemare. Orası bizim için çok önemli Robert. Ama biz burada böylece oturup beklerken Türk ordusu Kut'a varıp dinlenme vakti bulacak. Yanılıyorsun. Süleyman askeri öldü.
Artık onları kimse toparlayamaz. Robert'la karşılıklı duruyorlardı. Masasına geçip oturdu. Ayrıca kutuyla mağarayı almak bizim için çok önemli. Eğer orayı alırsak Bağdat'a bir adım daha yaklaşmış oluruz. Neyse. Robert, sen askerlerin yanına git. Morale ihtiyaçları var. Robert elinde şapkasıyla isteksiz dönüp gitti. Rafineriye geçildi. Masada oturmuş, kutudan çıkan kağıtları inceleyen Ali sesle ayaklanıp tabancasını doğrulttu. Kumandanım, biziz. Ali tabancasını indirdi. Kapı ağzında duran Mehmet ardından diğerleriyle odaya girdi. Ne yaptınız? Hepsi öldü mü? Hepsini öldürdük. Tabii biri kaçıp destek çağırmadıysa. Dışarı çıkmalarına izin vermedik. Başardık kumandanım. Aldık yavrum kalesini. Asıl iş bundan sonrasını Niyazi. Burayı savunacağız. Ömer Bey. Buyur kumandanım. Mücahitlerine söyle, tesisin etrafını siper katsınlar. Tel örgüyle çevirsinler. Tesiste ne kadar silah kaldıysa hepsini alıp nöbete başlasınlar. Baş üstüne. Gidiyor. Zeynep bacım, mücahitlerden yaralı olanlar var. Sen onlarla alakadar ol. Baş üstüne kumandanım. Gitti. Mevlüt, Niyazi, siz de tepeye çıkın bakalım. Nereden gelirler, zayıf noktamız neresi bilelim. Zayıf noktalarını biliriz zaten kumandanım. Öyle almadık mı burayı? Bu onların savunma hattıydı Niyazi. Biz kendi savunma hattımızı kuracağız. Baş üstüne. Beraberce kapıya yöneldiler. Kumandanım ben ne yapayım? Sen de telgrafı bul bakalım Sait. Biz geldiğimizde muhtemelen kırmışlardır. Çalışır hale getir. Bize lazım. Baş üstüne. Dönüp gitti. Mehmet, işçileri topla. Hepsine vaziyeti anlat. Korkmasınlar. Usta başını da al bana gel. Baş üstüne kumandanım. Ali masanın başında duruyordu. Mehmet de çıkınca yerine oturdu. Gündüz vakti kuş bakışı, Kutul Amare'nin çatısız evleri. Eminsin değil mi? Süleyman askeri öldü. Eminim Necir Hazretleri. Güzel. Kan gövdeyi götürdü. Türkler kaçmaya başladı. Neccar'ın evindeler. Sonunda hak ettiğinizi buldunuz işte. Fatma kapıdan girdi. Baba. Gel kızım, gel, gel, gel. Kollarını açıp üzgün ifadesiyle kucakladı. Fatma kızım, bir felaket. Neler oluyor baba? Ne felaket? Şuayb'deki muharebe. Söylesene. Ne oldu muharebede? Maalesef. Türkler kaybetmiş kızım. Doğru mu bu? Doğru hanımım. Neccar'ın işaretiyle adam salondan çıktı. Artık İngilizlerin şehre girmesi an meselesi Fatma. O vakit bize düşen direnmektir. Kutu İngilizlere bırakmamalıyız baba. Benim güzel kızım. Ordunun baş edemediği İngiliz'e biz ne yapabiliriz ki? Biz ne yapmalıyız bilmiyorum. Ama burada böylece durup İngilizlerin işgalini izleyemem ben baba. Gidiyordu. Nereye gidiyorsun? Şehrimi savunmaya. Bu çocuk oyuncağı değil Fatma. İngilizlerin sana acıyacağını mı sanıyorsun? İstediğim de bu değil zaten. Onların merhametine ihtiyacım yok benim. Şimdi müsaadenle. Buna müsaade edemem. Nereye gidiyorsun sen? Müsaade istenecek zaman geçti baba. İngilizler şehrimize giriyor. Evde durup bunu izleyemem. Bunu yapamam baba. Fatma! Çekip gitti. Fatma çabuk gel buraya! Rafineriye geçildi. Korkmayın. Size zarar vermeye gelmedik. Aksine yaşadığınız bu zulme son vermeye geldik. Hiçbiriniz işinizden olmayacaksınız. Artık Osmanlı Devleti adına çalışacaksınız. Her şey kaldığı yerden devam edecek. Bırakın evlerinize gidelim. Ben artık burada çalışamam. Bırakın ne olur gidelim. Artık burada çalışamam. İngilizler sağ kovmaz bizi. Hayır. Kimse bir yere gitmiyor. İkinci bir emre kadar tesise giriş çıkış yasak. Bu sizin de bizim de iyiliğimiz için. Çoluk çocuğumuz var. Ne yaparlar biz olmadan? Ne gerekiyorsa biz halledeceğiz. Meraklanmayın. Ustabaşı hanginiz? Benim.
Sen benimle geliyorsun. Diğerleri işlerine kaldığı yerden devam edecek. Hadi. İşçiler dağılırken Ömer'in adamlarından ikisi kısa sakallı esmer ustabaşının kollarına girdi. Mehmet'in peşinden gidiyorlar. Ali Ömer'le birlikte duvarların mavi boyalı odada masanın başında durmuş evrakları inceliyorlar. Doğru bildiğimiz nice bilgi yanlışmış kumandanım. Şifrelemişler her şeyi. Elindeki kağıtlara baktı. Bu kağıtların çoğu boş. Tam şeytan bunlar. Şeytanın dilinden anlamak istiyorsan onların kıblesine dönmen gerek Ömer Bey. Güneş ışığı vuran pencereye tuttuğu boş dosyada satır satır yazılar belirdi. Ömer de elindeki boş dosyayı ışığa tuttu. Bunların içinde Ahvaz'la ilgili bilgiler olmalı. Aradığımız onlar. Gel! Geç. Mehmet ustabaşı ile odaya girdi. Kumandanım, ustabaşını getirdim. Ali kafa salladı. Mehmet Ali'nin tamam işaretiyle kapıya yöneldi. Ali korku dolu bakışlarıyla masanın önünde duran ustabaşına yanaştı. Adın ne senin? Hattab efendim. Ben senin efendin değilim. Kulluk edeceksen Allah'a et. Hattab başını öne eğdi. Söyle bakalım Hattab. Günde kaç varil petrol işlersiniz? Vardiyaya göre değişir. 100 varil de olur, 200 varil de. Makineler 24 saat işleyecek. İşçilerini vardiyaya böl. Anlaşıldı. Lakin... Lakin ne? Ham petrol olmazsa işimiz 2 güne biter. Ahvazdan nakil olmadıkça makineler boşa işler. Merak etme sen. Biz seni işsiz bırakmayız. Sen dediğimi yap. Elinde ne kadar ham petrol varsa hepsini işle, varilleri istifle. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Kötü kötü baktı Ali. Bağışlayın. Hattab Ali'nin işaretiyle başı önde kapıya yöneldi. O çıkıp giderken Ömer Ali'ye yanaştı. Burayı ele geçirdiğimizi öğrendiklerinde Ahvaz'ı canları gibi koruyacaklar. Canlarını bizden kim koruyacak? Ali pencere önündeki masanın başına geçti. Bunların hepsine bakmamız gerek. Birkaç kağıt alıp pencereye tutarak incelemeye koyuldu. Gündüz vakti, Kutula Mağara. Şamiller bir ara sokaktan kaymakamlığın bulunduğu güneşli meydana çıktılar. O esnada bir atlı asker at sırtında meydana girdi. Bu geliş hiç hayır değil ama Allah'ım korktuğum olmasın ne olur. Asker atından indi. Hayırdır kardeş? Hayırdır Şamil Çavuş. Ordumuz mağlup oldu. Askerimizin yarıdan fazlası kırıldı. Ne dersin sen? Günde ondan önce baskın verdi İngilizler. Kaybımız çok. Süleyman askeri kumandan. Şehit oldu. Ahmet üzgün, Hasan şaşkın şaşkın eliyle ağzını kapattı. İnna illahi ve inna ileyhi raciun. Vay başımıza gelenler. Ordu nerede şimdi? Gelmeleri çok sürmez. Hazırlık yapmak lazım. Alabildiğimiz yaralımız var. Ahmet, Ahmet Revel'e koş. Ne kadar ilaç malzeme varsa hazır et. Haydi. Hasan, siz de halka haberdar edin. Haydi. Hasan da koştura koştura gitti. Ah be kumandan. Dönüp kaymakamlığın avlu kapısına doğru yürüdü. Masadaki telgrafın başında. İngilizlerin işgalinde bulunan Abadan petrol rafinerisi bugün Allah'ın yardımıyla zapt edildi. Çok sayıda İngiliz subay ve askerin öldürüldüğünü ve Abadan'ın ele geçirildiğini arz ve müjdeler.
telgraf, ahşap bir zemine dikili çelik bir kutu, ona bağlı yuvarlak bir anten ve yanındaki tuşlu aparattan oluşuyor. Ali yüzünde hafif bir tebessümle elini telgrafın tuşundan çekti. Gündüz vakti kutulamare. Üstünde gri cübbesiyle yaşlı bir adam taş minareli caminin de bulunduğu meydana girdi. Fatma kalabalığın arasında başında askerlerin durduğu masadan birkaç ilaç şişesi alıp kaymakamlığın kapısındaki masaya yöneldi. Haydi. Şamil de yan taraftaki ilaçlarla dolu masanın başında. Bulabildiğiniz her şeyi getirin. Ne kadar çok o kadar iyi. Bunları ayrı ayrı sınıflandırmak lazım. Yoksa çok zaman kaybederiz. Buradaki iş bittikten sonra hepsini revire taşın. Tamam. Ahmet koşar adımlarla avlu kapısından çıktı. Şamil Çavuş. Şamil Çavuş. Kardeş ne oldu? Ne bu telaşın ya? Ali kumandan. Yoksa şehit mi? Yok Çavuş. Sağ çok şükür. Müjdeli haberi verdi. Abadan'ı ele geçirmiş. Eski yazılı telgrafı eline verdi. Abadan? Ya bu petrol rafinerisi ama. Ahmet kafa salladı. Sen bunu doğru Necip kumandana götür. Ben de harpte olan bir tane Ali kumandana bildireyim. Ahmet gitti. Hasan, hepsi toplandıktan sonra vakit kaybetmeyin. Hepsini taşıyın içeri. Haydi, haydi. Fatma yandaki masanın başında. Askerler halktan birilerinin getirdiği ilaçları alıyor. Şamil kaymakamlığın zemin katında bulunan bir odaya girdi. O gelince masa başındaki iki asker ayağa kalktı. Şamil oturun işareti yaparak başlarında durdu. Aslanım bu Ali kumandanın telgrafına cevap vereceğiz. Emredersiniz çavuşum. Siyah gür saçlı bıyıklı asker işaret parmağı telgrafın tuşunda bekliyor. Şamil ne diyeceğini bilemez gibi sıkıntıyla derin bir nefes aldı. Ne yazmamı istersiniz çavuşum? Elinde tüfekle öylece duran Şamil elini sakalına götürdü. Etrafına bakınarak kara kara düşünüyor. Cooks çadırdaki masasının başında elinde kalem önündeki haritayı inceliyor. O eli çenesinde düşünerek haritayla uğraşırken Robert geldi. Bay Cooks, Türkler. Evet biliyorum. Ne kadar hızlı kaçtıklarını söyleyeceksin değil mi? Şu anda şaka yapmanın sırası olduğunu sanmıyorum. Neden? Ne oldu? Ayaklandı. Abadan'dan haber aldık. Türkler rafineriyi ele geçirmiş. Nasıl anlamadım? Sabah tesise sızmışlar. Bedevilerin de yardımıyla bütün askerlerimizi öldürmüşler. Kahretsin. Bunu kaç kişi yapmışlar? Başlarında kim varmış? Sayılarını bilmiyoruz ama başlarında kimin olduğunu tahmin etmek zor değil. Üsküplü. Şimdi nerede olduğunu anladık. Bunu neden düşünemedim ben? Hemen bir birlik hazırlanması emrini verdim. Bir an önce Abadan'a gidip rafineriyi geri almalıyız. Hayır Robert. Bizim önceliğimiz Kutulamare olmalı. Eğer orayı alırsak Abadan'ı kazanmamız çocuk oyuncağı. Önemli değil. Ayrıca ellerindeki ham petrol bitince oraya sıkışıp kalacaklar. Bırak oyalansınlar. Neyse. Otur. Biz kutu nasıl alacağız onun planlarını yapalım. Robert gergin halde karşısına oturdu. Rafineriye geçildi. Ömer'in adamlarından ikisi kabartmalı taş kapının duvarına dayalı merdiveni kaldırıyor. Mehmet çuvallarla dolu ahşap bir el arabasını getirip dikenli tellerle çevrili çitin dibine koydu. Çitin başında duran Ömer, Mehmet'in sırtını sıvazlayarak kapının altına bir sandık yerleştiren adama yanaştı. O esnada Ali yanındaki Niyazi ile avluya çıktı. Mehmetler de bir araya toplandılar. İnandık. Başardık. Biz bugün burada bir avuç neferle muzaffer olduk. Ordumuz da Allah'ın izniyle şu ay bir de muzaffer olacak inşallah. İnşallah. Şehitlerimiz var. Lakin her ne olursa olsun düşmanın uğruna cenk ettiği bu kara illeti düşmana yar etmeyeceğiz. Bundan sonra petrol istiyorlarsa gelip bizden alsınlar. Burayı ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Kumandanım! Kumandanım! Kumandanım!
deli gibi koşarak getirdiği telgrafı uzattı. Telgrafı eline almasıyla Ali'nin yüzü bir anda değişti. Sait, ne oldu? Kumandanım. Ali öylece kalmış. İki satırlık eski yazıya bakıyor. Akşam olmadan Türk ordusu Kut'a varmış olur. Hala anlayamadığım bir şey var Robert. Türk ordusu diye bir şey kalmadı. Bir grup ölülerden, yaralılardan oluşan zavallılar. Ve bu zavallıların şehri koruyacak güçleri yok artık. Ben de bu yüzden korkuyorum ya. Geceyi şehirde geçirip güç toplayacaklar. Hayır. Bağdat'a geri çekilip destek gelmesini bekleyecekler. Belki de sizin anlamadığınız şeyler vardır. Bunlarla neler yaşadığımızı unutuyorsunuz. Ya son askerlerine kadar şehri savunmak isterlerse? O zaman çok vakit kaybederiz. Korkacak bir şey yok Robert. O kadar kötü dağıldılar ki bir daha toparlanamayacaklar. Sen askerlerimizin tedavileriyle uğraş. Ayrıca unutma, Türklerin durumu bizden daha kötü. Bunun farkındayım ama bir yandan Üsküplü, bir yandan Kut şehri. İçim rahat değil. Üsküplü, fetih yaptığını sanıyor. Ama asıl fetih haberini duyunca ne yapacak bakalım? Beni tebrik eder mi dersin? Belki de Şefi'yi o öldürür. Şefik. Şefik hiç sözünü dinlememiş. Eyvah. Zamanı kumandanım. Onu zaman. Ordumuz şu haybede muhalif olmuş. Sait ağlamaklı ifadesiyle yanında. Ah Şefik Kuman. Yaktın bizi. Olacağı buydu. Ona itimat etmemeliydik. Ya Süleyman? Süleyman askeri bey. Bir anda gerilerek yüzünü ovuşturdu. Sait ağlamaya başladı. Ali dolu dolu gözlerle başını iki yana sallıyor. Ağlamaklı olan Mehmet elini Zeynep'in omzuna götürdü. Hasbinallah. Mehmet. Anladım. Mehmet. Ali yanlarından ayrılarak hızlı adımlarla içeri yöneldi. Zeynep'le Mehmet birbirlerine tutunmuş halde ağlıyor. Mevlüt'le Niyazi bir tarafta üzgün. Kutulamare meydanı. Ufak yüzlü, Arap kıyafetli genç bir adam bir el arabasında koştura koştura götürüyor. İngilizler ordumuzu yenmiş. Etrafta herkes bir kiler. Herkese haber verin. Üsrev'de meydanda. Çok yaralımız var. Üsrev hızlanarak kaymakamlığın kapısına yöneldi. Basamakları hızlı hızlı çıkıp masalar kurulu avluya girdi. Şamil, söylenenler doğru mu? Ordumuz mağlup mu olmuş? Maalesef doğru baba. O zaman İngiliz'in şehri işgali yakındır. Hemen savunma hazırlıklarına başlayalım. Siperler kazılmalı. Hele bir ordumuz gelsin. Bekleyecek zaman yok Şamil. İşe koyulalım. Baba doğru dersin ama şehirde yeterli neferimiz yok. Bekleyeceğiz çaresiz. Şamil çavuş. Ordumuz şehir girişinde. Geliyorlar. Herkese haber verin. Yardım hazır olsun. Haydi. Haydi. Haydi kardeşler, haydi. Hüsrev ellerini duaya açtı. Sen bize yardım et. Başımızı eğdirme. Sancağımızı indirtme ya Rabbi. Asma balkondaki Türk bayrağına bakarak ellerini yüzüne sürdü. Ali bir evrak çantasını mavi boyalı odadaki masaya koydu. Eli ayağına dolanmış gibi kapağını açmaya beceremeyince çantayı sinirle alıp masaya vurmaya başladı. Masayı devirdi. Kitaplığı yıkıp masayı tekmeledi. Eline geçirdiği sandalyeyi kaldırıp fırlattı. Dağınıklıktan uzaklaşıp tabancasını kuşağına taktı. Ardından saçını başını düzelterek bir süre öylece durdu. Odanın ahşap kapısını açıp sakin sakin dışarı çıktı. Mehmetler küçük avluda.
bir araya toplanmış çift kanatlı merdivenlerden inen Ali'yi izliyorlar. Ali benzi atmış halde alt basamaklarda durdu. Kuta dönüyoruz. Sağ kalanlar şehre çekilmiştir. Sağ kalanları korumak lazım. Ordumuzu, şehrimizi korumamız gerek. Bura ne olacak kumandanım? O kadar kan döktük burada. Gavura yar mı edeceğiz burayı? İşçileri çıkarın. Ömer şaşkın, Mevlüt başıyla onayladı. Aşağıdan meydandaki caminin minaresi. Şefik'in taburu başlarında yaşlıca bir subayla şehre girmiş. Sokaklardaki halk durmuş geçidi izliyor. Şefik'le Adem Türk bayrağı örtülü bir tabutu taşıyan arabanın arkasındalar. Şefik bir elini tabutun üstüne koymuş, öbür eli karnında sendeleyerek yürüyor. Yaşlı bir adamla bir asker göz kanlar içinde eli sargılı bir askerin kollarına girmiş. Bıyıksız sakalsız genç esmer bir asker elinde büyük bir Türk bayrağıyla en önde. Omzunda heybesiyle gelen Efsa yanından geçen askerleri süzüyor. Fatma da ardından şamillerle kaymakamlıktan koşarak çıkıp geldi. Hüsrev kalabalığın arasında. Allah! Elinde testiyle kenarda duran yaşlıca peçeli bir kadın bir bardak su doldurup bir askere verdi. Şamil Şefik'e yanaşıp koluna girdi. Tabutun başucu tarafında gri bir fes var. Şamil Şefik'in yanında. Yaralıları revire taşıyın. Acele edin Allah aşkına. Efsa elini tabuta uzattı ama dokunmuyor. Fatma omzundan yaralanmış bir askere katlanmış sargı bezi verdi. 30'lu yaşlıların ortalarındaki bıyıklı bir asker kanlar içindeki göğsünü tutarak at sırtında ilerliyor. Öylece durmuş askerleri süzen Hüsrev hareketlenerek ön tarafa yürüdü. Yardım et! Gelin gelin gelin! Gel yardım et, gel yardım et. Ahmet'le yaralı bir askerin kollarına girdiler. Dikkat et, merak etmeyin, iyileşeceksiniz. Hasan da topallayarak yürüyen bir askerin kolunda. Askerlerin çoğu yaralı ve yayı olarak ilerliyor. Kumanım, kumanım, efsane ne, Ezgi's efsane ne, kurbanın olurum. Şefik ayakta duramıyor. Yukarıdan Türk bayrağına sarılı tabutu taşıyan araba. Beni bırak. Seferlerle ilgilen. Bir at arabasının ardında da bayrağı sarılı bir şehit var. Hüsrev Şefik'e yanaştı. Nasıl oldu bu? Bu hale nasıl geldi ordu? Benim yüzümden Hüsrev'i. Ali'yi dinlemedim. Tuzağa düştük. Sen ne yaptın? Nasıl dinlemezsin Ali Bey'in sözlerini? Şimdi bunların konuşmanın sırası değil Hüsrev Bey. Kanaması çok. Felaketin sebebi benim. Süleyman Askeri Bey benim yüzümden şehit düştü. Neferleri bu hale ben koydum. Askerler ilerlemeye devam ediyorlar. Askeri Bey şehit mi oldu? Şamil şokta. Ağlamaklı olan Efsa eliyle ağzını kapattı. Adem yüzü gözü dağılmış perişan halde ağlıyor. Şefik öfkeli. Sedi'yi getir hemen. Yarası ağır, yarası ağır. Kumandanım. Kumandanım. Bir yandan tutarak götürdüler.
Öylece kalan Hüsrev ağlamaklı ifadesiyle etrafına bakınıyor. Yüzü kanlar içinde at sırtında giden bir asker öne eğilmiş halde sağ bacağını tutuyor. Hüsrev ağlayarak hareket verdi. Hızlı adımlarla gidip kaymakamlığın kapısında duran at arabasının başına geçti. Sağ elini Türk bayrağına sarılmış tabutun üstüne koyarak durdu. Kaşlarını çatmış, derin çizgilerle dolu yüzünde ağlamaklı bir ifadeyle tabuttaki fese bakıyor. Yiğit kumandanım. Sen de Peygamber Efendimiz'e komşu oldun demek. Sen de eriştin şehitlik mertebesine. Ellerini duaya açtı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemine'r-Rahmanirrahim. Neccar evinden izliyor. Victoria, Türklerin şu sefil halini gerçekten görmeni çok isterdim. Artık huzur içinde uyuyabilirsin. İntikamını aldım. Mahtum. Koştura koştura geldi Mahtum. Fatma nerede? Efendim, gelmesini istediğinizi söyledim ama kalmakta ısrar etti. Meydanda mı? Evet efendim. Yaralı askerlere yardım ediyor. Onunla ben ilgilenirim. Sen depoları kontrol et. İngilizlerin şehre girmesi yakındır. Yardımda herhangi bir aksaklık çıkmasın. Nasıl isterseniz efendim. Mahtum çekildi. Fatma. Bakalım daha ne işler açacaksın başıma. Fatma meydandaki yaralıların arasında dolaşıyor. Kumandanım. Yere çöktü. Vakit yok. Vakit yok. Sevdiğin getirin çabuk. Ali haklıydı. Allah'ım al canımı bitsin bu acı. Çabuk, çabuk. Askerlerin getirdiği sedyeye yatırıyorlar. Hadi oğlum. Kumandanım iyi olacaksınız. Olmayacağım Şamil. İyi olmayı hak etmiyorum ben. Konuşma kumandan. Gücünü harcama boşa. Ali nerede? Kumandanım. Ali kumandan vücuda verdi. Babadanı zapt etmiş. Arsanım benim. Sen hep haklıydın be Ali. Sen hep haklıydın Ali. Baygını geçirir. Baygını geçirir. Götürün çabuk. Çabuk, çabuk. Kaymakamlığa götürüyorlar. Mehmet ile Sait rafinerideki depo gibi bir yerden çıktı. Biraz ileride duran Mevlüt ve Ömer ikiliye bakarak göz göze geldi. Mehmetler depoların arasında ilerlemeye devam ederken Ali bir geçitten çıkıp önlerine düştü. Boru hattının sonundaki bloklar büyük bir patlamayla duman altında kaldı. Mehmetler arkalarına bakmadan ağır hareketlerle uzaklaşmaya devam ediyorlar. Geride bekleyen Zeynep ve diğerleri de hareketlenerek uzaklaşmaya başladı. Onlar çıkışa doğru ilerleyerek gözden kaybolurken patlamalar dört bir yanı sardı. Uzaktan siyah dumanların yükseldiği rafinerden uzaklaşan atlılar. Gece vakti dolunayın aydınlattığı Kutülamare. Hüsrev kaymakamlıkta hasta yatağındaki şefin yanında oturmuş Kur'an okuyor. Kolunda serumla baygın yatan Şefik kafasını kaldırdı. Sadakallahülazim. Kur'an'ı üç kez öpüp yatağın başındaki rafa koydu. Şefik Bey, hareket etme. Kımıldama. Şefik gömleğinin düğmesini açıp sağ elini yarasına götürdü. Neden kurtardınız beni? Neden? Benim yüzümden. Ben bu utançla nasıl yaşayacağım Hüsrev Bey? Sakin ol. Maşrapaya su doldurup uzattı. Al bir yudum iç. İstemem. Ben bu memleketin bir damla suyunu dahi hak etmedim.
Hüsrev suyu kenara koydu. Şefik kumandan, kendine gel. Madem hatanın farkındasın, bedeline katlanmaya razı ol. Lakin böyle değil. Sen hala bu neferlerin kumandanısın. Hangi neferlerin? Hepsi şehit düştü neredeyse. İlk defa mı harbe girersin bre? Kalan sağlar bizimdir. Kalan sağlar mı? Aşiret gönüllüleri. Hepsi harbin ortasında kaçıp gitti korkaklar. Sus artık. Süleyman Askeri Bey. Kumandanım. Dayanamadı bu kahpeliğe. Sus artık. Şehitlerimizin hatırasını incitme. Onlar şerefiyle harp etti. Şehadete eriştiler. Adem odaya girdi. Kumandanım. Gözlerinizi açtınız çok şükür. Şefik başını duvardaki tahtaya dayamış. Adem'in yüzüne bakamıyor. Vaziyeti Bağdat'a ve İstanbul'a bildirdim kumandanım. Ne cevap geldi? Erzurum'a giden 51. ve 52. tümen rotasını Bağdat'a çevirdi. Müdafaa için buraya geliyorlar. Çok şükür. Kim kumanda eder tümenleri? Albay Halil Bey. Hüsrev düşünceli ifadesiyle Adem'e şöyle bir baktı. Şefik'in yüzü kan ter içinde acıyla kıvranıyor. İngiliz karargahına geçildi. Cooks, Robert'la çadırlarındaki masada karşılıklı oturuyordu. Alfred telaşla yanlarına geldi. My Cooks. Bir telgraf getirdi. General Barrett'ın yerine İngiliz birlikleri komutanlığına General Townsend getirilmiştir. En kısa sürede görev başına gelecektir. Harika. Seni bu kadar güldüren haberi merak ediyorum. General Barrett'ın yerine General Townsend görevlendirilmiş. Telgrafı Robert'a verdi. Bu oldukça iyi bir haber. Bu oldukça iyi bir haber değil. Olabilecek en iyi haber. Yerine oturdu. Yolculuğu uzun sürecek. Buraya geldiğinde ona hediye olarak Kutul Amare'yi vermek istiyorum. Alfred gergin. Alfred ne dersin? Güzel bir hediye değil mi? Beş karış suratla öylece duran Alfred'e odaklandılar. Alfred, galiba hediyemi beğenmedin. Baykuk, size bir haberim daha var. Ama bu can sıkıcı bir haber. Nedir? Türkler Abadan'dan ayrılmış. Bunun nesi can sıkıcı? Tesisimizi havaya uçurmuşlar. Ne? Size söylemiştim orayı geri almalıyız diye. Lanet olsun. Robert sakin ol. Aldık zaten. Ama paramparça. Cooks eliyle tamam işareti yaparak masadan birkaç adım uzaklaştı. Üsküplü. Kut'a gidiyor. Artık aklından neler geçiyor çok iyi biliyorum. Ve tekrar karşılaşacağımız anı sabırsızlıkla bekliyorum Üsküplü. Gece vakti Dicle üzerinde Kutul Amare. Bir asker elinde ilaç sandığıyla kaymakamlığa giriyor. İki askerin nöbet tuttuğu açık kapıdan avludaki bir yükseltide duran Türk bayraklı tabut görülüyor. Ali ile yanındakiler duvarlarda meşalelerin yandığı kemerli kapıdan meydana girdiler. Atını hurma ağaçlarının gerisinde durduran Ali, uzaktan Süleyman'ın tabutuna bakıyor. Ali atından inince diğerleri de ard arda indiler. Ali başında iki askerin nöbet tuttuğu tabuta odaklanmış halde kapıya doğru ilerliyor. Ardında Ömer, Mehmet ve diğerleriyle ağır ağır avluya girdi.
tabutun birkaç adım gerisinde durup asker selamı verdiler. Ali yüzünde derin bir kederle sağ elini uzatıp tabutun üstüne koydu. Elleri tabutta öylece duruyor. Askerlerden birinin gözlerinden yaşlar süzülüyor. Ya olacağız? Ya öleceğiz dedik. Sen sözünü tuttun kumandanım. Şimdi sıra bizde. Bu vatan size minnettardır. Bu vatan için yaptıklarınızı asla unutmayacağız. Aziz hatıranız el ele bet yaşayacak umarım. Merdivenlerde beliren Şamil, Ali ile yanındakilere bakarak ağır ağır aşağıya iniyor. Tabutun diğer yanında durup selam verdi. Kumandanım. Şefik nerede? Revirde kumandanım. İstirahat ediyor. Ali tabutun başından ayrılarak zemin kattaki kapılardan birine yöneldi. Kolunda serumla hasta yatağında yatan Şefik yüzünü acıyla büzdü. Odaya giren Ali ağır ağır yaklaşırken Şefik kulak kesildi. Ali ilerlemeye devam ederek elini kuşağına takılı tabancasına götürdü. Soğuk bakışlarıyla koridorun başından dönüp durdu. Ali. Ali yaklaşırken zar zor kendini çekip sırtını duvara dayadı. Canım oğul, bitsin bu işkence. Senin canının ne kıymeti var ki elimi kirleteyim? Sen cehennemi dahi hak etmiyorsun. Omuzlarımda yüzlerce neferin vebali var. Sözlerin dahi bundan daha fazla yakamaz canım. Aklını kullanmak bu kadar mı zor geldi sana? Ya da dostuna güvenmek bu kadar mı ağır? Kibirinle mahvettin her şeyi. İnadınla yaktın, yıktın. Bunun hesabını bana değil, ahirette Allah'a vereceksin. Benden ne istiyorsun? Neden geldin buraya? Şerefinle yaşayamadın. Bari şerefinle öl. Son bir vazife vereceğim sana. Ben emirleri... Ne emiri efendi? Sen hala ne emrinden bahsedersin ha? Hala ne emrinden, ne rütbesinden bahsedersin Şefik? Üstüm değil misin diyeceksin? Rütbenden mi bahsedeceksin? Söyle! Bağdat'tan emir bekliyorum Ali. Emir gelene kadar burayı terk edemem. Niye? Geriye kalan neferler şehirde sıkışıp ölsünler diye mi? Kut'un düşmesine müsaade edemem. Kut benim sana söylediklerimi dinlemediğinde düştü zaten. Şehri savunmayacak mıyız? Sen mi savunacaksın? Neyle? Taburun olmuş paramparça. Şehri biz savunacağız. Sen geride kalanlarla Bağdat'a çekileceksin. 51 ve 52. Tümen Erzurum'dan yola çıktı. Yardıma yetişecekler. 51. Tümen daha evvel burada olur. Albay Halil Bey mi geliyor? Olmaz o. Neden olmaz? Tümen buraya gelene kadar bütün neferler ölürdü ondan. İngilizler yarın sabah burada olurlar. Ordunun geri kalanını da al, git Şefik. Biz size vakit kazandıracağız. Bu intihar olur. İngiliz'e bir saat dahi dayanamazsınız. Buradan ölünüz çıkar. O vakit intikamımızı siz alırsınız. Devlet yaşasın. Biz ölürüz. Mevlüt Süleyman'ın tabutuna yanaşıp sağ elini üstüne koydu. Zeynep ağlıyor. Yanında duran Mehmet'le Sait'in de gözleri yaşlı.
Geride duran Ömer ağır adımlarla tabuta yanaştı. Yapmamız gereken mühim bir işimiz var Zeynep. Zeynep ağlayarak kafa salladı. Kolları iki yanda durmuş tabuta bakan Mehmet başını öne eğerek dönüp avlu kapısına doğru yürüdü. Zeynep de peşinden gitti. Mevlüt ellerini duaya açtı. Yanındakiler de dua ediyorlar. Efsa evlerinin salonuna girdi. Allah'ım. Raflı dolaptan bir kavanoz alıp içine baktı. Allah'ım yarabbim. Yardım et, nerede bu merhemler? Elindekileri bırakıp küçük bir kavanozu aldı. Bu da değil. Bu da değil. Toprak kavanozu ortadaki sehpaya getirip maşrapaya su doldurdu. Allah'ım. Sedire oturdu. Allah'ım yardım et. Bismillah. Sol elini başına koyup suyunu içti. Oturduğu yerden kalkıp maşrapayı sehpaya koydu. Pencerenin yanındaki rafları karıştırırken Zeynep ardında Mehmet'le salona girdi. Dolu dolu gözlerle ninesine bakıyor Zeynep. Yine hangi merhem ararsın ninem? Ağır ağır doğrulan Efsa'nın sürmeli gözleri şaşkınlıkla açıldı. Zeynep'e sokulup sımsıkı sarıldı. Ninem. Kuzum. Oh, kuzum. Kuzum. Hakkını al kuzum. Hakkını helal et ninem. Bağışla. Helal olsun kuzum. Helal olsun. Yanağından öptü Efsa. Ardından kafasını çevirip gözlerini Mehmet'e dikti. Elimi öpmek yok mu damat? Olmaz mı ninem? Mehmet gülümseyerek elini öptü. Efsa da sokulup kucakladı. Yanlarında durmuş gülümseyerek izleyen Zeynep'i öptü. Sonra dönüp Mehmet'i de yanağından öptü. Ne ararsınız siz şehirde? Burada neler oldu neler bitti haberiniz yok mu? Olmaz mı? Biz de bu yüzden şehri korumaya geldik ninem. Canımız yurdumuz, evimiz. Allah'a yemin olsun ki ak ile karanın, mazlumla zalimin, hak ile batılın savaşı kıyamete kadar sürecek. Siz birbirinize bağlı iki güzel yürek, bu savaşı sizin gibi inançlı insanlar kazanacak. Düşecek gibi oldu. Ninem. Ninem, ninem. Sedire oturttular. Yok yok, iyiyim, iyiyim. Aman nine. Yorulmuşsundur sen şimdi. Açsındır da ben sana bir yemek yapayım. Kızım yaralımız çok. Bırak beni sen. Nice koç yiğitler yetip gidiyor. Bir an önce gitmemiz lazım. Hadi kızım. Ayaklandılar. Şu dolaba sen bir daha bak. Tamam. Gece vakti Kutula Mağara. İki asker bir yaralıyı revire getirip pencere önündeki yatağa yatırdı. Canım çok acı olacak mı? Hayır evladım iyi olacaksın sen merak etme. Merak etme. Efsa bir köşede Zeynep ve Mehmet başka bir yaralının başında. Zeynep askerin kolundaki yarayı inceliyor. Mehmet sargı beziyle sarmaya hazırlanıyor. Tamam geçecek. Aç şunu. Tamam geçecek. Zeynep buraya gel. Çok acıyor bırakın. Zeynep Mehmet'in işaretiyle yanlarına koştu. Gel tut. Yardım et tutamıyorum. Al Mehmet. Geldim Zeynep. Tamam geçecek sakin. Sakin. Az kaldı. Az kaldı. Askerin göğsü kanlar içinde. Tutun yaraya dikmem lazım. Ömer Bey yardım et. Yanlarına koştu Ömer. Az kaldı tamam. Göğsündeki yarayı temizliyorlar. Biraz kanını almam lazım tutun. Mehmet ile Ömer acıyla kıvranan askeri tutuyor. Sakin, sakin. Efsane ne? Bu yere baksan iyi olur. Tamam. Yatır oraya geliyorum şimdi.
Mevlüt genç askerin kanlı gömleğini çıkarıyor. Tamam, geçecek. Zeynep kısa saçlı ve sakallı esmer askerin göğsündeki koca yarayı dikiyor. Üzgün ifadesiyle etrafa bakılan Mehmet askeri ayaklarından tutuyor. Birinin kapısında beliren Neccar tedirgin bakışlarıyla içeri girdi. Sakin olun, geçecek. Tamam, çok az kaldı. Fatma yarayı dikmeye devam eden Zeynep'in yanında. Vah yiğitlerim, vah. Sizi bu hale düşürenleri Allah bin misliyle sınasın. Fatma babasının yanına gitti. Baba, ne oldu? Yardıma mı geldin? Bizim burada ne yardımımız olur ki kızım? En azından başlarında durup bunlara moral verebiliriz. Gel, gel şöyle gel. Tutup oturttu. Gel. Haklısın kızım, haklısın. Ama bizim burada kalmamız insanlara ayak bağı olur. Hadi sen de gel, biz gidelim. Ha? Baba, bunu nasıl söylersin bana? İnsanları bu halde bırakıp nasıl gideriz? Bizim de yardımımız olur. Olur elbet ama burada değil kızım. Söyleyeceğim bittiyse tekrar yaralının yanına döneceğim. Fatma! Kolundan tutmuştu. Fatma kötü kötü bakarak gitti. Mevlüt getirdiği askerin başında. Niyazi! Doğrulup revirin öbür ucuna doğru gitti. Fatma! Mevlüt tepesine dikildi. Yardım edeceğiz Zeynep. Etmeyeceksin, git buradan. Neccar kendisinden hayli uzun ve yapılı olan Mevlüt'ü süzüyor. Zeynep kanlı eliyle alnını sildi Fatma'nın gözü babasında. Ali şefin odasında oturuyor. Nasıl oldu? Şafak vakti baskın yedik. Burnumuzun dibindelermiş meğer. Biz arkalarından saldırmayı beklerken... Tekin Efeler. Arslanlar gibi savaştılar. Ama Bedeviler... harbin ortasında bırakıp kaçtılar. Sen haklıydın. Süleyman askeri bey o kahpeler yüzünden canından oldu. O liyakatsizlere, yalancılara, hainlere vebalini bıraktı. Namını bıraktı. Şeref bedende değil, ruhtadır. Ruhu şerefsiz olanlara ibret olsun diye göçtü bu alemden. Yarın cenazeyi defnedeceğiz. Onu uzaklara götürün. O yalnız öldü. Yalnız gömü. Ağlamaya başlayan Şefik'in yanından kalkıp gitti Ali. Şefik ardından bakarak başını duvara dayadı. Revire geçildi. Fatma, gidelim dedim. Anlamadın herhalde. Yardım etmiyorum madem, git buradan. Neccar Mevlüt'ü süzerek sinirle güldü. Makas. Çekip gitti Neccar. Niyazi başında durduğu askerin nabzına baktı. Efsane, gel. Gel, nefes almayı bu, gel. Mevlüt, Mehmet, gelin. Mehmetler yanına koştular. Geldim. Sanine. Geldim. Gözleri açık halde kıpırtısız yatan askere bakınca ağlamaklı oldu Efsa. Mehmet'in gözleri de dolu dolu. Efsa Niyazi ile Mevlüt'e bakarak başını iki yana salladı. İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Efsa şehidin gözlerini eliyle kapattı. Mevlüt yatağın başından ayrıldı. Niyazi öylece kalmış. Efsa ile Mehmet siyah örtüyü iki ucundan tutarak şehidin üstüne öptü. Mevlüt ağlamaklı ifadesiyle uzaklaştı. Allah'ım.
Mevlüt pencere önündeki setire geçip oturdu. Zeynep ile Fatma acıyla kıvranan askerin başında. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel mursalin. Ala siratim müstakim. Tenzilel azizirrahim. Bulutlu gökyüzünden İngilizlerin revirine geçildi. Uzun çadırın iki yanındaki yataklar dolu. Beyaz önlüklü doktor bir yaralının başındaki askere yan tarafındakini gösterdi. O esnada Cooks geldi. Ağır yaralı sayımız ne kadar? Net bir sayı veremem Bay Cooks. Fakat oldukça fazla. Yarına kadar tedavilerinin tamamlanmasını istiyorum. Ağır yaralıların tamamını söylüyorsanız bu imkansız Bay Cooks. Peki. İyileştirebildiğin kadarını iyileştir. Elini çabuk tut. Peki. Doktor bir yaralının başına geçti. Sen asker nasılsın? İyiyim komutanım. Cooks yataklarında acıyla kıvranan askerleri süzüyor. Sen bir kahramansın. Sen de. Sen de. Buradaki herkes. Daha şimdiden Büyük Britanya'nın şanlı tarihine isimleriniz yazıldı. Türklere verdiğiniz ders okullarımızda çocuklara okutulacak. Onların kahramanı olacaksınız. Tıpkı benim kahramanlarım olduğunuz gibi. Fakat kazandığımız bu zaferi taşlandırmak için bir şey daha yapmamız lazım. Osmanlı'nın elinden Kutul Amare'yi alacağız. Büyük Britanya'nın kahraman askerleri. Sizlerle gurur duyuyorum. Doktor. Hareketlenerek hızlı adımlarla kapıya yöneldi. Taburdan geri kalanlar şehirden sağ salim çıkacak. Onlar Bağdat'a varana dek arkalarını biz kollayacağız. İngilizler toparlanamadan taburun hepsini öldürmek isteyecek. Bu sebeple ilk vazifemiz onlar Bağdat'a varana dek onlara vakit kazandırmak. Şehirden ayrıldıklarını haber alacaklardır. O zaman şehri sahipsiz sanacaklar. Önce şehri işgal edip sonra taburun peşine düşecekler. Ama şehir savunmasız olmayacak. Onu biz savunacağız. Kumandanım, ne kadar direnebileceğiz ki? Çok değil. Lakin iyi hesap edersek düşman askerinin çoğunu telef ederiz. Maksadımız hayatta kalmak değil efendiler. Beraberimizde gömebildiğimiz kadar düşmanı gömmek. Şehre iki taraftan saldıracaklar. Şehri savunmasız sandıkları için hazırlıksız olacaklar. Mehmet. Mevlüt Niyazi. Siz Dicle tarafını tutacaksınız. Sessizce gizlenip bekleyeceksiniz. Biz de kapı tarafını tutacağız. İçeri girdiklerinde cehennemi yaşayacaklar. Yarın aslan olur. Yarın mavi göğü gördüğümüz son gündür. Sonrası şehadet. Borçlarınızı ödeyin. Helalliğinizi alın. Yarına inanın. Lakin sonrası için kimseye söz vermeyin.
Kaymakamlıkta toplantı masasının başındalar. İngilizlerden haber var mı? Hayır efendim. Şehri işgal etmek için daha ne bekliyorlar anlamıyorum bir türlü. Onlar gelene kadar bizim de güvenli bir yere gitmemiz lazım Mahtum. Anlaşıldı efendim. Ama tabii önce Fatma'yı ikna etmemiz lazım. Telaşla salona giren Fatma Gümüşlü'ye yöneldi. Yaralıların daha çok ilaca ihtiyacı var. Mahtum amca sen de git diğer odalara bak. Dur Mahtum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Fatma elindekileri sehpaya koydu. O zaman ben gidip bakarım. Neccar kolundan tuttu. Sen de hiçbir yere gitmiyorsun. Bırak kolumu acıtıyorsun. Benimle geleceksin diyorum. Anlaşıldı mı? Hayır gelmeyeceğim baba. Fatma beni yapmak istemediğim şeyleri yapmaya zorlama. Benimle geleceksin dedim. Hepsi bu. Anladın mı? Fatma şaşkın şaşkın gözlerine bakıyor. Cooks çadırda. Masadaki hacın önüne diz çökmüş halde dua ediyor. Göklerdeki babamız. Adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Ateşle, kanla, ölümle çıktığımız bu topraklarda bizim yanımızda ol. Uzun zamandır beklediğimiz ve hak ettiğimiz bu zaferi kazanmak için sana yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Yukarı bakıyordu, bakışlarını indirip İstavroz çıkardı. Amen. Başını öne eğerek ellerine dayadı. Gece vakti kuş bakışı Dicle kıyısındaki Kutulamare. Meydandaki taş minareli caminin giriş kapısından içerideki cemaat. Ey münacatımızı duyan Allah'ım. Yeryüzünün hakimi olan sensin. Bize bahşettiğin şerefi, namusu, canı ve bu aziz vatanı müdafaa etmek mecburiyetindeyiz. Silahımız dua, zırhımız imandır. Kabil'in soyundan gelenlere karşı Habil'in evlatlarını mahzun etme ya Rabbi. Amin. Mehmetler bir at arabasına sandık yüklüyorlar. Şeytan aleyhillâne ahdinin ardında senin nuruna karşı savaş açtı. İngiliz askerleri başlarında Cooks'la yolda. Bizler de galu beladan bu yana ahdimizin ardındayız. Bizlere görünür görünmez ordularınla güç ver ya Rabbi. Amin. Düşmanı kahru perişan eyle. Amin. Bizi adınla muzaffer kıl ya Rabbi. Amin. Ey alemi kudretiyle döndüren Rabbim. Kıblemizi kıblesizlere karşı muhafaza eyle. Amin. Bize ve neslimize zaferler nasip eyle. Yahut cümlemize şehadet nasip eyle. Amin. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Hüsrev iki yanında Mehmet ve Ali ile ön safta. Yüzü cemaate dönük olarak oturan Mevlüt ellerini yüzüne sürdü. Caminin ana kapısından çıkılarak Çin'i süslemeli kubbeye odaklanıldı. Güneşli günde kuş bakışı çöl. İngilizler başlarında Cooks, Robert ve Oswald'la yolda. Üçlü at sırtında İngiliz ve Hintlilerden oluşan tabur yaya olarak ilerliyor. Kuş bakışı çölün ortasındaki kıvrımlı yolda ilerleyen kafile. Dicle'nin koyu mavi sularının üstünden şehir. Mehmet yanında babası Zeynep, Sait ve geride bir grup Arap kıyafetli adamla meydanda. Ali, Şefik ve Adem'le kaymakamlığın avlusundan çıkıyor. Kapıda bekleyen Mevlütler yan yana dizilip hazır ola geçtiler. Ali, Şefik'le birlikte Mehmetlerin yanına geldi. Ne desek hakkınızı ödeyemeyiz. Söylemeye dilim varmıyor ama ölüm var kardeşim.
Hakkını helal et. Hakkım bütün vatan evlatlarına helaldir. Benim de sizlere hakkım varsa helal olsun. Siz de helal edin. Helal olsun. Şefik Ali ile karşılıklı durmuş etrafındakileri süzüyor. Eyvallah. Dönüp birkaç adım geride hazır bekleyen atlara yöneldi. Yanında Adem ve geride birkaç subay da atlara biniyor. Sait Şefik'e kızgın gibi alttan alttan bakıyor. Ali omzuna çapraz asılı palaska ile öylece durmuş. Kafasını kaldırıp kaymakamlığa şöyle bir bakan Şefik atını dehledi. Ardında subaylarla meydanın öbür ucundaki kapıya doğru ilerliyor. Ali Mehmetlere döndü. Hazırlıklar tamam mı aslanım? Bizim taraf donatıldı kumandanım. Her şey hazır. Peki kapı? Siperler kuruldu. Herkes yerini biliyor. Hazırız kumandanım. Şamil, Şefiklerin çıktığı kapıdan at sırtında girdi. Biraz geride durup atının yanına gelen askere bıraktı ve Ali'ye yöneldi. Kumandanım, İngilizler hıza yaklaşmakta. Buraya gelmeleri uzun sürmez. Ali hafifçe kafa salladı. Ardından askerlerinin önünde gezinmeye başladı. Aslanlar! Bugün bu mahşer yerinde verilecek hesabımız var. Bugüne kadar bastığımız toprağın hakkını, yediğimiz ekmeğin karşılığını, içtiğimiz suyun bedelini ödeyeceğiz. Sadece şimdiye kadar olan borcumuz değil. İstikbalde neslimize borçsuz bir vatan bırakacağız. Bugün burada verdiğimiz her can, bizden sonra savaşacak neferlerin canına can olacak. Biz burada şehit olsak da, kırklarla yediler açtılar kucağı. Resul-i Ekrem'in tevhid sancağı ardımızdan gelip intikamımızı alacaktır. Şehrimizi düşmana savaşmadan teslim etmeyeceğiz. Her birinizle omuz omuza cenk etmek benim için şereftir. Hakkınızı helal edin aslanlarım. Helal olsun, olsun. Şimdi şehadet için herkes yerine. Marş marş. Hüsrev Mehmetlerle kaymakamlığın karşısında bir yere doğru koştu. Ömer'le adamları da meydana açılan kapıya yöneldiler. Ali Ömer'in adamlarıyla birlikte kapıdan çıkmış. Kaymakamlığın kapısındaki nöbetçi asker tüfeğini bir mermi koydu. Çöle geçildi. Kuxlu askerleri alçak tepelerle kaplı bir alanda. Bir kamyonet önde ilerleyen Kuxla yanındakileri takip ediyor. Sağ elini kaldırıp kafileyi durdurdu. Ardından karşıdan gelen atlı İngiliz askere dürbünle baktı. Gönderdiğimiz gözcü geliyor. Bakalım kahraman Türk askeri nasıl bir savunma hattı oluşturmuş. Durum! Bay Cox, Osmanlı ordusundan geri kalanlar şehri terk ediyorlar. Emin misin? Evet komutanım. Bu imkansız. Bunu neden yapsınlar? Sana dediğim gibi. Bence yine bir oyunun peşindeler. Oyun çoktan bitti Robert. Ordu geri çekiliyor. Üsküp'ün elinde kimse kalmadı. Bir avuç zavallı. O zavallılar da şehri savunamazlar. Tek bir asker kaybetmeden kutu alacağız. Sağ elini kaldırdı. Şimdi bizim oyunumuz başlasın. İleri! Ağır ağır ilerlemeye devam ediyorlar. Makineli silahı taşıyan kamyonetin arkasında yürüyen bir asker İngiliz bayrağı taşıyor. Niyazi bir geçitte bekleyen Mehmetlerin yanına geldi. Var mı gelen giden? Gelir domuzun uşakları. Hasan'la Ahmet de meydan tarafından geliyor. Giyindiniz mi?
Güzel. Konuştuğumuz gibi. Sokakta sıkıştırana kadar bekleyeceğiz. Mayınlar hazır mı? Hele bir bassınlar anlarız o zaman. Hazır mı değil mi? Ahmet Hasan. Siz ileride mevzilenin. Biz üçümüz burada karşılayacağız gavuru. Allah kazamızı mübarek etsin. Amin. Amin. Ahmet'le Hasan gidiyor. Nevi Çavuş, Niyazi. Ben son kez bizimkileri görmeye gideceğim. Hadi. Meydana doğru yürüyüp gitti. Mevlüt de yüklü at arabasıyla kapattıkları geçitten uzaklaştı. Mehmet'in ardından bakıyor. Ömer'in adamlarından biri sokağa istifli silah sandıklarını düzenliyor. Ali Ömer'le adamlarının hazırlık yaptığı dükkanın önüne geldi. İçeri girdiklerinde ateş serbest. Mühimmat sınırlı. Görmeden ateş etmeyin. Attığınızı vurun. Emredersiniz kumandanım. Karşıdan biri iri yapılı genç, ikisi yaşlıca üç adam geldi. Siz hayrola? Biz darp edeceğiz kumandanım. Ali geride durmuş, gülümseyerek izleyen Ömer'e şöyle bir baktı. Mesleğin ne senin? Fırıncıyım. Pazarcıyım. Baharatçıyım. Daha evvel cephe görmüşlüğünüz var mı? Adamlar başlarını öne eğdiler. Ali yaklaştı. Allah hepinizden razı olsun. Siz evlerinize dönün. Eşlerinizi, çocuklarınızı koruyun. Haydi. Adamlar başları önde giderken Resul koştura koştura geldi. Kumandanım, kumandanım. Hayda. Ne işin var aslanım senin burada? Evine dön. Evim burasıdır kumandanım. Bırak da savunayım. Sana bir şey olursa vebalini taşıyamayız. Vebali yoktur kumandanım. Hakkım helal olsun. Hem boyum kısa diye hor görme beni. Yaşım 15'e dayandı. Reşidim ben. Ali yanına yanaşıp yüzünü ellerinin arasına aldı. Sen bizim istikbalimizsin. Ömer Bey. Bu aslan parçasının eve gittiğinden emin olmamız gerek. Eyvallah. Hadi. Resul Ömer'le gidiyordu. Durup yalvaran gözlerle Ali'ye baktı. Ali başıyla git işareti yaptı. İkili uzaklaşırken Ali düşünceli bakışlarını ileriye odakladı. Ömer'le Resul iki yanında tek katlı evlerin olduğu dar bir sokağa girdi. Hüsrev'le Sait fırındaki silah teknelerinin başında. Kurşun israf etmeyin. Tüfek dağıtıyor. Nişan almadan ateş etmeyin. Yolun sonuna geldik. Esasında memleketin sonu burası baba. Buradan sonrasını işgal ettiler. Burası son kale. Memleketin neferlere de ihtiyacı var. Yeni evlatlara da. Sakın ola ki kendinizi ateşe atmayın. Evvela sağ kalmaya bakın. Mehmet elini alıp öptü. Ardından kucaklaştılar. Hüsrev gülümseyerek yanaklarını sevip okşadı. Geride duran Zeynep de elini öptü. Hüsrev sıcacık gülümsemesiyle alnından öptü. Evlatlarımızın da ataya ihtiyacı var Hüsrev baba. Sen de sağ kal inşallah. İnşallah kızım. Hakkını helal et babam. Elini öpüp yaşlı gözlerle sarıldı babasına. Helal olsun. Mehmet. Zeynep. Siz de hakkınızı helal edin. Üzgün üzgün önüne bakan Zeynep gülümsedi. Allah da beni böyle yaratmış işte. Aksi huysuz. Helal olsun. Dili kılıçtan keskin kardeşim. Canın sağ olsun. Birbirlerine sokulup kafa kafaya verdiler. İkiliyi izleyen Zeynep derin bir iç çekti. Mehmet kardeşinden gülümseyerek ayrılıp ona döndü.
şehit olursam. O vakit ben de gelirim yanına. Karşılıklı göz göze duruyorlardı. Zeynep bakışlarını indirdi. Hadi Zeynep, sen ninenin yanına var. Yaralılarımızın ihtiyacı olacak size. Mehmet gözünü Zeynep'ten alamıyor. Tamam baba. Zeynep Mehmet'in tamam işaretiyle gidip tezgahın yanında duran tüfeğini aldı ve omzuna astı. Mehmet'e bir daha bakıp gitti. Mehmet dolu dolu gözlerle ardından bakıyordu. Hüsrev elini omzuna koydu. Hadi siz de vazife yerleriniz. Mehmet Sait'e bir tüfek verdi. Karşılıklı gülümseyerek ayrılıp fırının meydan ve arka sokağa açılan iki kapısından çıktılar. Bu civanlara medet eyle Allah. Ali önünde çuvallardan bir siperin olduğu dükkanın kapısında. Yanına gelen Ömer elindeki tüfeği verip palaskasını duvara asmaya koyuldu. O esnada gelen Sait de dükkana girdi. Zincirli nallar asılı kapıda duran Ali'nin yanına dikildi. Ali sert ifadesiyle ileriye bakıyor. Sait ise düşünceli gibi. Komutanım. Söyle Hasan. Şehri kurtarırsak rütbemi yükseltir misin? Şehri kurtarırsak, senin için de münasipse seni yüzbaşı yapalım. Şehit yüzbaşı Hüsrevoğlu Sait. Münasip. Münasip. Ali ile gülüşerek dışarı çıktı. İstifli çuvalların ardına çökmüş, elleri tetikte bekleyen adamların yanına çöktü. Geliyorlar kumandanım. Gelin aslan. Haberci koşarak uzaklaştı. Gazamız mübarek olsun. Sait yanında iki bedeviyle siperde. Ömer'le dükkanın kapısında bekleyen Ali ileriye bakarak dua okuyor. Şamil kaymakamlığın avlu kapısından çıktı. Elinde tüfekle meydanın öbür ucuna doğru koşuyor. Gölgelikli kahvenin yanında durakladı. Ahşap korkulukların dibindeki siperde bekleyen Hüsrev'le bir şeyler konuşup karşıdaki binanın açık kapısından girdi. Siyah sarıklı peçeli bir adam elinde tüfekle Hüsrev'in yanına çöktü. Başka bir siperde de Ömer'in adamları var. Şamil girdiği alçak binanın damındaki sepetlerin arkasına çöküp eli tetikte beklemeye başladı. Uzaktan şehrin surlarına dayanmış İngilizler. Alfred kıyıya yanaşan bir sandaldaki askerlerin arasında. Kıyıda pusuya yatmış birkaç asker binalara doğru nişan almış bekliyor. İngiliz askerlerini taşıyan sallar peş peşe iskeleye doğru ilerliyor. Küçük iskeleye yürüyen birkaç asker yanaşan sallardaki askerleri selamlayarak karşıladı. İki sal daha kıyıya doğru süzülüyor. Etraf terk edilmişçesine tenha. Alfred eli tetikte iskelede ilerliyor. Bir asker kıyıya çıkan saldan atlarken zaman yavaşladı. Mehmet üstünde siyah bir yelek ve koyu gri gömleği, altında haki pantolon, omzunda kurşunlar dizili deri bir palaska, kollarını sıvamış, elinde tüfekle Mevlütlerin yanına döndü. La acaba karaya indiler mi ya? Ulan Niyazi, az evvel sen değil miydin karaya ayak bastıklarını anlarız diye. Hasan bir duvarın ardında, Ahmet de başka bir yerdeki siperde. Bir terslik var. Siviller nerede? Askerler kıyıya çıkmaya devam ediyor. Hadi acele edin hadi! Binaların önündeki boş alanda dizilip hazır olda durdular. Birinci manga ortadan. İkinci manga soldan. Üçüncü manga sağdan. Dağılın marş!
kendi de askerlerle birlikte hareketlendi. Geçitlere koşan askerlerden biri otların altına gizlenmiş mayına bastı. Patlamayla birkaç asker havaya savruldu. Mehmetler patlama yakınlarda olmuş gibi dikeldiler. Merdivenli bir ara sokağa giren bir grup asker duman bulutlarının arasında havaya savruldu. Durak! Ali dua okumaya devam ediyor yanında duran Ömer tedirgin. Sait kafasını çevirip onlara baktı. Hüsrev siperde, Şamil kuru otların arasından karşıyı gözlüyor. Ateş serbest! Şehre girin hadi! Geriden gelen askerler duman altındaki geçide girdi. Binaların saçaklarından ilerleyerek dumanların arasında gözden kayboluyorlar. Dicle'den çıkartma yaptılar. Sait! Sait'in yerine geçti. Hazır olun! Sait elinde tabancasıyla bir sokakta ot yığınının ardına gizlendi. Orta boylu yaşlıca bir İngiliz subayı iki yanında evlerin olduğu geniş bir sokağa girdi. Bir grup asker de peşinden gidiyor. Kır saçlı subay bir köşe başından yan sokağa gözlüyor. Alfred de mangasıyla başka bir sokakta ilerliyor. Kır saçlı subay bir binanın girişine siper alan askerlere ilerleyin işareti yaptı. Sokağa kalabalık bir grup asker girdi. Mehmetler makineli silahın yüklü olduğu arabanın yanında. İngilizler usul usul ilerliyorlar. Şehir boş değil. Mevzi alın. Bir tüfek namlusunun üstünden etrafa siper alan İngilizler. Boş sokaklarda ilerlemeye devam ediyorlar. Mehmet duvarın ardından sokağa gözlüyor. Ömer aralıklı istiflenmiş çuvalların ardında. Bekleyin. İyice içeri girsinler. Orta yaşlı bir İngiliz subay ardından büyük bir İngiliz bayrağı taşıyan askerlerle meydana girdi. Ali tüfeğini doğrultarak o tarafa nişan aldı. Subayın ardında 20-30 kadar asker var. Ali dükkanın kapısında. Dükkanın önündeki siperde bekleyen iki bedevi de ateş etmeye hazırlanıyor. Alfred iki katlı bir binanın yan cephesine siper almış. Geliyorlar. Aha bu Alfred'i ben indireceğim. Dur hele Niyazi. Onun da sırası gelecek. Bir duvarın ardına konuşlanmış iki bedevi ortaya çıkınca İngilizler ateş etti. Sokağın ortasında dikilen sert bakışlı genç bedevi göğsüne isabet eden kurşunlara aldırış etmiyor gibi ağzından kanlar süzülerek İngilizlere diliyor. Asker mayına bastı. Şimdi! Ali bir manganın başındaki İngiliz subayı vurdu. Siperdeki bedeviler makineli silahla surların önündeki İngilizlere ateş ediyor. Meydana açılan temelli kapıdan yeşil bir kamyon girdi. Haydi aslanlar! Nefes aldırmayın! Şan alıp ateş etti. Çatıdan ateş ediyor. Meydandaki kahvede Hüsrev'le birlikte 4 adam var. Genç bir bedevi bir kürkliyle dövüşüyor. Şamil bir İngiliz'i vurdu. Meydanda dövüşen bedevilerden biri vuruldu. Karşılıklı kayıplar veriyorlar. Mevlüt öne çektikleri arabaya yüklü makineli silahın başına ya geçti. Ya Allah, bismillah. Alfred'in mangasını ateş ediyor. Ateş edin! İki ateş arasında kalan üç Hintli kurşunlara hedef oldu. Ah!
Niyazi Alfred'i ıskaladı. Ulan nasılsa denk getireceğim seni. Mehmet ileriye bakarak tüfeğinin horozunu çekti. Meydana yanaşan kamyonlardaki askerler iniyor. Şehir boşsin! Tuzak kurmuşlar! Ateş edin! Doğru attılar bu gerekiyor! Ateş edin ateş! Kutsuz otomobille geldi. İngilizler akın akın şehre girmeye devam ediyorlar. Ali temelli kapının tam karşısında bulunan dükkanda kalabalık bir grup İngiliz de o tarafa ateş ediyor. Nefes aldırmayın aslanlar! Ali otomobilin yanına çökmüş halde ateş eden Fuchs'a bakıyor. Mehmetler ara sokağın başındakileri ateş ediyorlar. Mermimizi as, boşa ateş etmeyin. Usul usul ilerleyen İngilizlerin sokağın ortasındaki bedeviyi vurmalarıyla Mehmetlerin yanındaki esmer adam fırladı. O da kurşunlara hedef oldu. Kır saçlı subay Mehmetlere doğru bir el bombası attı. Bomba geliyor, kaç! Koş! Son anda kaçtılar. Hüsrev meydandaki bir İngiliz'i vurdu, bir bedevi bir askeri süngüyle biçti. Bir Hintli dövüştüğü bedeviyi yakın mesafeden vurdu. Hüsrev ile yanındakiler meydana akın eden İngilizlere ateş etmeye devam ediyor. Kuş bakışı savaş alanına dönen meydan. Sait Ali'nin işaretiyle durakladı. Kiminin dişleriyle çektiği el bombasını meydana doğru fırlattı. Bomba Cooks'un aracının yanına düştü. Cooks'la Oswald duman altında kalan aracın diğer yanında. Dur! Ali nişan alıp ateş etti ama kahvenin direkleri Cooks'a siper oldu. Cooks Oswald'la birlikte koşarak bir binanın kapısına sığındı. Bu da neyin nesi? Efendim? Dicle'de de savunmaları var. Şehri boşaltmamışlar. Hani ordu şehirden çıkmıştı? Efendim bunlar gönüllüler. Otomobilin arkasındaki subayı vuruldu. Cooks sığındıkları yerden ateş etti. Üsküplü. Üsküplü ve çetesi. Sait bir askeri vurdu. Cooks bir hurma ağacının ardından ateş etti. Ahmetli binanın önündeki siperde. Hasan'la genç kumral bir bedevi de yan tarafta. Mehmet bir an eğilip ateş etti. Genç esmer bir bedevi üzerlerine gelen askerlerden birini vurdu. Ahmet köşe başındaki zayıf yüzlü İngiliz askeri alnından vurdu. Bedevilerden biri de bir Hintli'yi indirdi. Mehmet ile Ali aynı anda nişan aldı. Bir İngiliz'i daha vurdular. Ateş! Siperdeki bedevi makineliyle bir grup askeri taradı. Mitralyöz! Onu susturmamız lazım, bomba! Ömer kamyonet kasasındaki makineliyle ateş eden askeri vurdu. Cooks 10 metre kadar sığında kalan sipere el bombası attı. Siperdeki iki bedevi havaya savruldu. Şamil gizlendiği damdan meydandaki askerleri ateş ediyor. Hüsrev fırına girdi, yanındaki peçeli bedevi Şamil'in bulunduğu binanın önünde vuruldu. Hüsrev fırının penceresinden ateş ediyor. Şamil meydanda ilerleyen İngilizlere odaklanmış. Ve pencereye istikli un çuvallarının ardından dışarıyı gözlüyor. Şamil tüfeğine mermi sürdü. Ahmet sokağın başından dönen subayla askeri kollayarak üzerlerine el bombası attı. Havaya savrulan askerler siperin önüne düştüler. Sayıları bizden az! Ateşe devam! Ömer yanında iki genç adamıyla siperden ateş etmeye devam ediyor. Efendim,
Ben arkadan dolaşıyorum. Tamam. Oswald giderken Fuchs Ali'ye odaklandı. Öfke dolu bakışlarıyla şapkasını çıkarıp fırlattı. Üsküplü. Karşılaştık. Soysuz. Hadi bakalım. Arda arda siperlerinden çıktılar. Alfred bir binanın ardından ateş ederek çıktı. Mevlüt bir yere siper almış, o tarafa ateş ediyor. Mevlüt Çavuş! Niyazi! Geri çekiliyoruz! Çok kalabalıklar, hadi! Koş! Mehmet üstüne koşan Hintli üstün bütünden eğilerek kaçıp boğazını kesti. Niyazi bir Hintli'yi kıstırırken Mevlüt birini kılıçtan geçirdi. Ahmet! Hasan! Ahmetler bir evin kapısında. Gel! Hasan'ın kolundan tuttuğu bedevi vurulup düştü. Ahmetler bir at arabasının arkasında. Hasan o tarafa koşuyor. Alfred saklandığı yerden çıktı. Meydana çekilip Ali kumandanı bulalım. Mehmet Alfred'in yanındakilerden birini vurdu. Ardından Niyazi ile Mevlüt de iki İngiliz'i vurdu. Bomba! Alfred'in attığı bomba geriye düştü. O esnada Mehmetler kaçtılar. Alfred siperdeki askerlere eliyle ilerleyin işareti yaptı. Yirmi otuz kadar asker meydana doluştu. Sait iki Hintli'ye saldırdı. Ali kargaşanın arasında ileriye bakarak yürüyor. Fuchs da meydanın öbür ucundan koştura koştura geliyor. İki Hintli Ali'nin önüne çıktı. Fuchs bir bedeviyi vurdu. Ömer elinde çift başlı kılıcıyla meydanda. Kılıcıyla saldırıyor. Ali bir İngiliz'i vurdu. Ardından önüne çıkanın tüfeğini aldığı gibi yere serip süngüsünü sapladı. Sait bir subayı alnından vurdu. Ali tüfeği kenara atıp hareketlendi. Ömer bir subayı tekmeyle savurdu, ardından üstüne atılan Hintli'yle ayağa kalkan subayı kılıçtan geçirdi. Karşıdan gelen Cooks'la birbirlerine silah doğrulttular. Ateş almayan tabancalarını attılar. Cooks yerden bir kama aldı, Ali de belindeki bıçağı çekti. İlk hamleyi Cooks yaptı. Bıçağını öfkeyle sallayarak karşılık veren Ali, Cooks'un elini yakaladı. Cooks eğilerek hamlelerinden kaçıp sert bir tokatla uzaklaştırdı. Sana bu şehri alırım demiştim. Seni ezerim demiştim. Teslim ol. Senin evvela dilini kesmek lazım. Sait üstüne saldıran İngilizle bir kutluyu ard arda yere serdi. Ali Cooks'un elini yakaladı. Boğuşmaya devam ediyorlar. Ömer sol elindeki tabancasını karşıya doğrulttu. Ali Cooks'un sağ kolunu yakalayarak arkadan bir tekme attı. Ardından döndürüp suratının ortasına bir yumruk indirdi. Sait ot yanına yatırdığı İngiliz'i doğradı. Ali yere düşen Cooks'u yumruklarken Robert bir geçitten çıktı. Geber! Ali omzundan vurdu. Cooks yerde. Şehrin kapısından bir grup asker daha girdi. Geri çekiliyoruz! Ali ardından iki bedeviyle omzunu tutarak koşuyor. Ateş edin! Kaçmasınlar! Robert yerde yatan Cooks'un yanına koşup bir el bombası attı. Bomba! Ali, Sait ve Ömer patlamayla birlikte siperin arkasına atladılar. Robert, Cooks'un elini tutup kaldırdı. İyi misin? İyiyim. Savunma hatları kırıldı. Devam edelim. Yürüyün! Devam! Cooks da yerden bir tabanca alıp peşlerinden gitti. İlerle! İlerle! İndir! İndir çabuk! Bir İngiliz askeri bayrak direğine koşunca Şamil öfkeyle o tarafa nişan aldı.
Allahu Ekber. Bayrağın ipini çözmeye çalışan asker vurularak düştü. İndirin şu bayrağı! İndirin! Meydandaki 10-15 asker Şamil'in olduğu binaya doğru ateş ediyor. Şamil bayrağa doğru koşan iki askerden öndekini vurdu. Arkadaki direğe ulaştı. Şamil nişan alıp bayrağın ipini çözünü de vurdu. Ozgut'a doğru tekrar nişan aldı. O ateş gidince başına indi. Şamil kuru sazlarla kamufle edilmiş sepetlerin arkasında. Meydana koşarak giren Mehmet önüne çıkanları ateş etti. Deli gibi bağırarak koşan Sait de bir subayı indirdi. Ali bir askerin tüfeğini elinden aldı. Ömer bir Hintli'yi kılıçtan geçirdi. Mehmet bir elinde kılıç, bir elinde tabancayla dövüşüyor. Ömer kılıcını bir İngiliz'e indirdi. Sait kat kat fazla olan askerlerle göğüs göğüse çarpışıyorlar. Sait boğazına dayanan süngüyü eliyle tutup Hintli askerin bacağını ateş etti. Asker yere düşünce bir kurşun da kafasına sıktı. Sait'in sol eli kan içinde. Hüsrev fırının kapılarını açtı. Herkes fırına! Koş! Hadi! Onlar fırına koşarken üzerlerine kurşun yağmaya devam ediyor. Devam! Cooks fırına doğru ilerleyen otomobilin sol kapısına asılmış. Robot da arka kapıdan ateş ediyor. Geriden gelen kamyonetli otomobil fırının yakınlarındaki alanda durdu. Ali kapalı kapıya bir masa dayadı. Bir grup asker kahvenin korkuluklarına siper almış. Hüsrev, Mehmet ve Sait ile pencereden ateşe karşılık veriyor. Cooks askerlerle otomobilin ardından ateş ediyor. Cooks yere çöktü. Meydanda birkaç grup, kamyonetle Cooks'un aracının arkasında da 10-15 kadar asker var. Kumandanım çok kalabalıklar. Daha fazla dayanamayız. Biz yapacağımızı yaptık. Geri görmek kaldı. Bombalar! Robert el bombası attı. Çakın! Cooks ve Alfred de birer el bombası attılar. Fırın önüne art arda düşen bombalarla duman altında kaldı. Cooks saçı başı dağılmış halde saklandığı yerden izliyor. Bir asker kaymakamlığın önündeki direğe İngiliz bayrağını çekiyor. XIX. Bölüm sonu. Bu dizinin betimlemesi Bozdağ Film tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sefeder.org. Sesli Betimleme metin yazarı Reyhan Üzülmez, seslendiren Çiğdem Banu Yeşilırmak. Altyazı Bülent Temur, Fatih Kolivar, Melisa Koçak, Tugay Çiftçi, işaretli Hayrettin Baydın. Son kontroller Hulü Akbaba, Ela Korgan, Samet Demirtaş. Teknik yapım Yeni Gökdelen, tercüme Dağ Prodüksiyon. Sarı dumanlı siyah fonda sponsor logoları geçiyor. Üsküplü Ali İsmail Hacıoğlu, Mehmet İsmail Ege Şaşmaz, Fatma Cansu Tosun, Cooks İlker Aksu, Zeynep Özgü Kaya, Mevlüt İsmail Hakkı, Sait Semih Ertürk, Niyazi Uğur Karabulut, Şefik Emre Başar, Ömer Mirza Bahattin Doğan, Şifacı Efsa Meriç Başaran, Ahmet Atakan Yarım Dünya, Yüzbaşı Robert, Lebip Gökhan, Oswald Alican Yılmaz, General Barrett Şener Savaş, Adem Muhammed Raşit Baran ve Neccar Hakan Vanlı ve Hüsrev Serdar Gökhan. Tarih danışmanları Seyit Ahmet Sılay Muzaffer Albayrak. Görsel efektler Genius Park. Görsel efektler koordinatörü Serhan Barut. Yardımcı yönetmen Muhammed Ali Çakmak, Oya Köksal. Program koordinatörü Fatma Öztürk Kılınç. İkinci görüntü yönetmeni Cihan Toğuşlu.
Sanat yönetmeni Turgay Kurşunoğlu, post prodüksiyon süpervizörü Ahmet Küçük, yapım koordinatörü Engin Acuner, saha koordinatörü Özcan Aymak, kurgu yönetmeni Akif Özkan, ikinci yönetmen Tuğçe Küçükkalıpçı, genel sanat yönetmeni Şakir Demir Pehlivan, müzik Alpay Göltekin, Zeynep Alasya, konsept danışmanı Aslı Zeynep Peker Bozda, görüntü yönetmeni Efekt Bülay, senaryo Mehmet Bozda, Umut Tekin, Mehmet İlker Altınay, yapım Bozda yapım. Proje tasarım Mehmet Bozda, yapımcı Mehmet Bozda, yönetmen Kamil Aydın. Sağ yanında daire içinde C harfinden oluşan copyright simgesiyle 2018 yazıyor. Toprağın altına ağaç gibi kök salmış A harfiyle Bozdağ film logosu.